Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Nikah yapmışsın katılık nikah. Katılık katılık. Aynen böyle. Bununla da yazıyoruz sonlara geçsin. Suzuk kara ya. Biz de hoşçakalız değiliz. Vermez gerekiyor ki veriyoruz. Da para kadar bulmuyoruz ya. Valla ne yiyorduk akşam ya. Bununla da yazıyoruz sonlara geçsin. Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz'i bu sözleriyle hatırlıyor olabilirsiniz. AKP'nin ihale rekortmeni Mehmet Cengiz'in 2011 yılından bugüne kadar iktidardan aldığı ihalelerin toplamı 19 milyar liranın üzerinde. Mehmet Cengiz'in bir diğer özelliği de vergi ödememesi. Cengiz Holding'in tek kalemde 420 milyonluk vergi borcu silindi. Peki kimdir Mehmet Cengiz? Sizin için derledik. İşte Türkiye'nin ihale rekortmeni. Türkiye'nin dört bir yanında yağma projelerinin altından çıkan Cengiz Holding 1980'lerin sonunda kuruldu. Ama Cengizler her zaman bugün olduğu gibi başarılı değildi. Cengizlerin asıl sıçrayışı kurulduktan 20 yıl sonra AKP'nin iktidar olmasıyla başladı. Faaliyetlerine 1980'de inşaat alanında başlayan, enerji, madencilik ve turizm sektörlerindeki yatırımlarıyla genişleyen ve büyüyen Cengiz Holding bugün 35 şirket barındıran büyük bir sermaye grubu haline geldi. AKP'nin gözde sermaye grubu Cengiz Holding'in yıllık cirosu 5 milyar dolar civarında. AKP ile yükselen yıldız. AKP iktidarında sıçrayışa geçen Cengiz Holding, inşaattan enerjiye AKP'nin ayarladığı birçok kamu ihalesini zorlanmadan aldı. Türkiye'deki birçok enerji dağıtım şirketinin özelleştirme ihalesi Boğaziçi Elektrik, Akdeniz Elektrik, Uludağ Elektrik, EDAŞ ve Çamlıbel Elektrik 3. Havalimanı projesi. Bunlar Cengiz İnşaat'ın yüzlerce ihalesinden sadece küçük bir kısmı. Yağma ihalelerinde iktidarın göz bebeği olan Cengiz Holding'in yalnız ya da konsorsiyum olarak girdiği ihaleleri kaybettiği pek görülmedi. Holding hiç zorlanmadan aldığı ihaleler nedeniyle sermaye çevrelerinde ihale kralı olarak adlandırılıyor. Mehmet Cengiz 3. Havalimanı ihalesini bile ÇED raporu hazırlanmadan alabiliyor. AKP'nin yağma üçlüsü Cengiz, Colin, Limak. Cengiz Holding girdiği ihalelerin birçoğuna Colin ve Limak'la beraber giriyor. Cengiz Holding'in öncülüğünde kurulan yağma üçlüsünün konsorsiyumu uzun yıllara dayanmasa da son 2 yılda birçok ihaleye birlikte girdiler ve kazandılar. 4 dağıtım bölgesi, Yusufeli Barajı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi ve 3. Havalimanı Projesi. Hepsini beraber aldılar. 3 ortağın birlikte üstlendikleri projelerin değeri 47 milyar doları buluyor. AKP'ye yakınlığıyla bilinen bu 3 firmanın da sicili kirli. Bir taraf diğerini ihalesiz, karşı tarafta ötekini komisyonsuz bırakmıyor. Halka ettiği küfürle akıllara kazınan Mehmet Cengiz, BOTAŞ ihalelerine fesat karıştırılmasına dair yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen Limak ve akaryakıt kaçakçılığı sebebiyle gözaltına alınan Celal Koloğlu'nun sahibi olduğu Colin ile birlikte yürümeye devam ediyor. AKP'den Cengiz'e vergi kıyağı. AKP ile Mehmet Cengiz'in dostluğu sadece ihalelerde kendini göstermiyor. 2010 yılında aralarında Mehmet Cengiz'in de bulunduğu 5 farklı grubun vergi borçları silindi. Cengiz Holding'den silinen vergi borcu tam 420 milyon lira. Yani bu ülkenin bilmem neresine ne yapacağım diyen bir iş adamının 3 defa vergisini silerseniz, 400 trilyonluk eski parayla vergileri silerseniz, o iş adamının hayatı çok iyi olur. Halka küfretti. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sırasında gözaltına alınan Cengiz Holding'in başkanı Mehmet Cengiz ortaya çıkan ses kayıtlarında "Aynen böyle, aynen. sözlerini sarf etmişti. Bu olaydan sonra verdiği bir röportajda milletime küfredecek kadar aptal mıyım diyerek kendini savundu. 17 Aralık operasyonu kapsamında kamuoyuna yansıyan telefon kayıtları meclisinde gündemine oturdu. Cengiz İnşaat, Limak, Colin vergi rekortmenleri listesinde var mı? Ne kadar vergi verdiler? 400 milyon lirayı Cengiz İnşaat'ın vergi borcunu sıfırlarken terbiyesiz herif! Bütün bir millet 5 dakika veriyorum. Hepsini sıfırlamışsınız. Asgari ücretli çalışanların Mehmet Cengiz kadar değeri yok mu? Hangi kriterle bu borçlar silinmiştir? Cengiz İnşaat'ın vergisini siliyorsunuz ama emekçilerden fedakarlık bekliyorsunuz. Cengiz İnşaat'ın sicili kabarık. İhale rekortmeni Cengiz Holding'in sicilinde çok sayıda işten atma, işçi ölümü ve ihale yolsuzluğu bulunuyor.
Mehmet Cengiz 2012 yılında 300 tonluk kapağın çökmesi sonucunda 5 işçinin ölümüyle sonuçlanan Samsun Etibakır işletmesinin sahibi. Yine 2012 yılında Adana Kozan'da yaşanan baraj kapağının patlaması sonucu çok sayıda işçinin yaşamını yitirmesi olayında da Cengiz İnşaat imzası vardı. Diyarbakır, Mardin, Mazıdağ'ı demiryolu inşaat ihalesini alan Cengiz Holding'in inşaatında çalışan 80'in üzerinde işçi Covid'e yakalandı. 18 Nisan'da ise mecliste işten çıkarılmalarının yasaklandığı sırada 118 işçiyi işten attı. Cengiz Holding bünyesinde çalışıp greve giden ve maaşına zam istediği için işten çıkarılan işçiler o kadar fazla ki hangi birini anlatalım bilmiyoruz. İstanbul 3. Havalimanı ve 3. Köprü, Cerattepe Altın Madeni, Akkuyu Nükleer Santrali, Karabiga Termik Santrali, Yusufeli Barajı ve HES, Ilısu Barajı ve HES, İstanbul Maltepe Dolgu Projesi, Hüseyin Avni Paşa Korusu, Rize Havalimanı ve daha fazla ihalenin sahibi olan Cengiz Holding'in skandalları bununla bitmiyor. 1.3 milyar liralık Rize Lojistik Liman ihalesi sessiz sedasız Mehmet Cengiz'in şirketine verildi. İhale kimseye duyurulmadan özel olarak davet edilen şirketlerle yapıldı. 23 Ağustos'ta Giresun'da meydana gelen kazada 11 kişi yaşamını yitirmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli her ne kadar afetin yapılaşmayla alakası yok dese de felaketin nedeni Giresun'da her derenin üstüne birkaç HES'in kurulmuş olmasıdır. Peki derelerin üstüne kurulan bu HES'ler kime ait dersiniz? Cengiz İnşaat ve Özaltın İnşaat tarafından 2007 yılında %50'şer ortaklıkla kurulan Kalyan Enerji'ye ait. Beyhan 1 HES de yine Cengiz Özaltın ortaklığına ait. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Cengiz İnşaat'ın dünyada en fazla kamu ihalesi alan 3 şirketten biri olduğunu iddia ediyor. Cengiz İnşaat karıştığı skandallara, sonu gelmeyen işçi ölümlerine ve şu ana kadar usulsüzce kazandığı milyonlara rağmen AKP'nin kamu ihalelerini kazanmaya hız kesmeden devam ediyor. AKP'nin ihale rekortmeni diye boşuna demiyorlar.